Şimdi Manchester United karşısında Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin manşetleri de çok sevgili seyircilerimiz bize sorularla geliyorlar. Haber Global'in YouTube sayfasından sorularınızla, yorumlarınızla bize katılabilirsiniz. Oradan gelen sorular var. Manşetlere geçeceğiz. Yani Acun Ilıcalı'yla Jose Mourinho'nun bir toplantısı var. Sevgili Sercan Hamzoğlu birazdan anlatacak bize. Ama önce şu Manchester United maçını nasıl görmeliyiz, nasıl değerlendiriyorsun? Tabi Samsun Spor maçı sonrası ister istemez moraller bozulmuştu. Oynanan oyun tatmin edici değildi ve camianın ister istemez bir morali bozuldu, bir burukluk vardı. Herkes de kafasında soru işaretleri oluşturuyordu. Yani bu takım öne geçiyor, gol yiyor, öne geçiyor, gol yiyor ve iyi bir futbol yok. Bunun akıbetinde de yani Fenerbahçe artık Jose Mourinho'nun tam anlamıyla istenilen oyunu oynatmasını bekliyordu. İşte hafta ortası yine dediğim gibi Sayın Acun Ilıcalı Salı günü Mourinho ile bu toplantı yaptı. Manchester maçı öncesi bir görüşme yaptılar. Ondan sonra hoca, tabii oraya geçiyorum, hoca da biraz morali bozukmuş. Yani ben de şu an istediğim oyunu oynatamıyorum. İstediğim, verdiğim olduğum taktikler bir türlü istediğim gibi oturmuyor ama oturacak, az daha sabır, iyi olacak yönünde görüşüyorlar. Ondan sonra Manchester maçı da gayet Fenerbahçe bence 65 dakika çok iyi oynadı. Organizasyon konusunda gayet iyiydi. İyiydi. Beraber Fenerbahçe oynadılar. Golü yedi ama golü yedikten sonra o Samsun'un vermiş olduğu psikolojik işte o maçtaki beraberlik, bu maçta mı yenileceğiz? Oyuncuların gardı düşmedi. Gayet yine ısıran, koşan, pres yapan bir takım devam etti golden sonra ve istediği golü her ne kadar ilk yarı kaleci Onana devletse de ikinci yarı perdeyi Fenerbahçe santraforu, yani beklenen santraforu ile golü buldu En-Nesyri ile. İyiydi. Osayi'nin performansı çok iyiydi çıkana kadar. Ciddi takıma katkı veriyor Osayi sahada olduğu zaman. Geriden en azından hücum anlamında. Oyun anlamında oyuncular hepsi bence sınıfı geçtiler. Manchester gibi bir takıma karşı En-Nesyri gol attı. Evet, En-Nesyri gol attı. Ne olursa olsun şu oldu yani maçtan çıkılınca. İşte Osayi'nin pozisyonu herkes tarafından penaltı olarak adlandırıyor. Belki penaltıyı verse 2-1 Fenerbahçe kazanabilirdi. Oyundan çıkarken, herkes orada konuşurken, evet bugünkü oyun bence tatmin ediciydi. İnşallah bundan sonra daha da artarak, istenilen oyunlar böyle oynanarak iyi bir yere gelir Fenerbahçe düşüncesiyle bir moral oldu açıkçası Manchester maçı. O maçı üzerinde ancak bunu bu kadarını söyleyemez. Bundan sonrasını bekliyoruz. Yani Bodrum maçıyla beraber işte arkası Trabzon deplasmanı. Yani Fenerbahçe artık buradan iyi oyunlar, seri galibiyetler almaya başlarsa ki bence taraftar camiye daha böyle bir adapte olacak. Hem lige hem Avrupa'ya. Onun dışında yani şimdi geriye dönük baktığımız zaman gerçekten böyle çok iç açıcı bir oyun olmadığı için Fenerbahçe'de herkese bir kafalarda soru işareti var. Geriye bakmayalım. Şimdi hemen evet, bir haftanın programına bakalım. Gelen sorular var. Onları da sevgili Sercan Hamzoğlu'na ve sonra derbiyle ilgili diğer yorumcularımıza soracağız. Bir numarada haftanın programı vardı. Ona bir bakalım. Şimdi Adana Demirspor 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu. Hatayspor Kayserispor karşısında 1-0 mağlup sahadan ayrıldı. Kayseri neredeyse can suyu içti diyebiliriz. Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Samsun 2 penaltı kaçırdı bu arada. 0-0'da 2 penaltı kaçırdı. Enchan çok enteresan, bir tane Panenka penaltısı kullandı. Diğerini üstten avuta açtı, attı. 1-0 Kasımpaşa öne geçti. Samsun 4 attı. Sonra Göztepe Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 1-1 oldu. Sonra ikinci golü buldu. Ve Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. Göztepe 33. dakikadan sonra kırmızı kartı gördü. 10 kişi de alındılar 65. Tabii tabii, yani neredeyse 70 dakika 10 kişi oynadı Göztepe. 10 kişi oynadı. Evet. Trabzon için Şenol Hoca şey dedi zaten ya. Yani hayatımda gördüğüm en kötü oyun dedi. Herkesten özür diliyorum dedi. Kötü oyun. Trabzon toparlayamıyor. İnşallah Fener maçında da böyle kötü oynar. Tarafsız bir yorumcu olarak sevgili Sercan Hoca. Şu an Fenerbahçe'nin ona çok ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe'nin Trabzon'a puan kaybetmesi demek, yenilmesi demek, inan bu sefer senaryo çok başka yere götürür. Çünkü hiç tahammülleri yok Fenerbahçe'nin Trabzon'a. Sezon başındayız, bence bakacağız. Hayır, biri gönderilir kalır diye demiyorum. Trabzon'da gerilmek istemiyor Fenerbahçe, yani gergin bir ortam oluyor. Fenerbahçe oradan galip gelirse, inan Bodrum maçında galip gelirse, Kasım ayında milli arayı da düşünürsek çok ciddi anlamda Fenerbahçe'ye moral olur o maç. Doğru.